Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Apple Watch inceleme videosunu çekmek istiyorum. Bende gördüğünüz model Apple Watch'un alüminyum serisinden olan, şöyle de göstereyim, 44 milim olması gerekiyor. Series 5 diye geçen bir model. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Bendeki bu Nike'ın spor koleksiyonundan olan modelde. İşte bu şekilde bileğinize sarıyorsunuz. Yürüyüş yaparken ya da koşarken, yani daha böyle aktif sporlar yaparken daha kolay bir şekilde hani takıp çıkarmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda yüzerken de çok fazla diğer kordonlara göre klordan zarar görmeyeceğini düşündüğüm için bu modeli tercih etmiştim. Bu kordonlarda birçok çeşit var. Deri olanları, işte marka olanları, örneğin Hermes markasına ait olanlar, daha böyle plastik gibi olanlar, renkli renkli olanlar, birçok çeşidi var. Üzerinde iki tane şu şekilde boşluk var. Havuza girdiğinizde, kilidini açtığınızda içindeki su buradan dışarı çıkıyor. Şurada da şöyle açma kapama tuşu, minik bir hoparlör ve yine bu şekilde işte menüler arasında bakabileceğiniz bir yön bulma butonu gibi bir butonumuz da var. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Kadranınızı şu şekilde basılı tutarak istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bu kadranlarınızın düzenlemesini şurada ne dursun, bunun rengi ne olsun gibi bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle de yapalım. Her şeyini özel bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ben de mesela şurada telefon, şurada sıcaklık, burada yürüyüş halkalarım, işte pil durumunu falan ayarlamıştım. Böyle basarak açtığınızda burada uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. Bu uygulama dizimini alt alta da yapabilirsiniz isteğinize göre. Apple Watch'unuza gelen güncellemeleri, aynı zamanda işte uygulamayı yükleme, çıkarma gibi işlemleri telefonunuzdan yapıyorsunuz. Yani bir nevi yöneticisi gibi oluyor. Bende gördüğünüz model daha o zaman, yani Apple Watch 5 serisinde GPS modeli vardı ama Türkiye'de GPS'li modeller desteklenmediği için sadece telefonla Bluetooth yoluyla olan özelliği ben almıştım. Dilerseniz hangi amaçlar için kullanıyorum biraz da ondan bahsedeyim. Benim Apple Watch'u almaktaki en büyük amacım telefon uzaktayken telefon araması yapabilmekti. Bundaki kastım şu, diyelim ki yürüyüşe gidiyorsunuz, telefonunuzu evde bırakıp sadece Apple Watch'la gidip arama yapamazsınız. Eğer GPS'li modeli almadıysanız. Telefonunuz da elinizde falan değil ama en azından hani bir çantanızda falan. Yani bu Bluetooth kapsama alanında olması lazım. İkisinin beraber ortaklaşa çalışabilmesi için. Ben en çok arama yapmak, işte gelen bildirimleri telefona bakmadan görmek, spor yapacaksam buradaki kalori yakımları, süre tutma gibi şeyleri ölçmek için Apple Watch alma ihtiyacı hissetmiştim. Aynı zamanda diğer Apple aygıtlarınız varsa, özellikle işte MacBook gibi, bilgisayarınızı şifre kullanmadan açma gibi bir takım özellikleri de var. Dilerseniz nasıl uygulamalar var? Biraz ondan bahsedeyim. Telefon uygulaması dediğim gibi. Sesinizle Hey Siri diyerek ya da direkt telefona girerek telefonunuzdaki herhangi bir kişiyi arayabiliyorsunuz. Kronometre uygulaması var. Maillerinize bakabiliyorsunuz. Burada tabii ki maillerinizin bütün içeriğini göremeseniz de en azından başlık ve ilk paragraf gibi kısa bir içeriğini görebiliyorsunuz. İşte hava durumu, bazı banka uygulamaları, burada en yakın ATM'yi falan gösteriyor. Apple Store uygulamaları, kitap okuma uygulamaları, nabzınızı ölçen uygulamalar, işte müzik dinleme, mesela harita, bu Londra metrosunun haritasıydı. Hesap makinesi. Ha, bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki haberlere bakmak istiyorsunuz. Minik de olsa buradan haber başlıklarına bakıp böyle işte beklerken falan okuyabilirsiniz. Bu bence güzel bir uygulama. Flipboard ismi. Yine aynı şekilde bir haber uygulaması. Böyle az bir metin de görseniz başlıklarına bakarak haberlere bakabilirsiniz. Uyurken de kullanmak isterseniz uyku düzeninizi ölçen, şöyle adını unuttum şu an uygulamanın ama, uyuma zamanınız ne kadar kaliteli uyguladığınızı bu pilo uygulamasından da takip edebiliyorsunuz. Daha böyle basit oyunlar gibi fonksiyonları da var. Ve bir diğer en büyük özelliği bence harita uygulaması arkadaşlar. Bu harita uygulamasından gideceğiniz mekanı ayarladıktan sonra size işte şuradan sağa dön, şuradan sola dön gibi bileğinize titreşim göndererek birçok yardımı oluyor. Yani kısaca bahsetmek istersem, harita uygulaması için egzersiz yapımı ve telefonla arama yapmak istiyorsanız ve bir de Apple telefonunuz varsa Apple Watch'a da mutlaka bakmalısınız. Sizin de sorunuz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.